Malum uzun bir süredir sözleşmeli personel düzenlemesini bekliyoruz. Konuyla ilgili de Ekim ayı tarihi verilmişti hatırlanacağı üzere. Bu ay bu çalışmanın tamamlanacağı vurgulanmıştı. Dün kabine toplantısı sonrası Bakan Bilgin'le ayaküstü bir konuşma fırsatımız oldu. Kabinenin gündemine gelip gelmediğini sorduk. Bu konunun kabine gündeminde olmadığını ifade etti ama hani Ekim ayında tamamlanacağını söylemişlerdi daha önce. Çalışma ne aşamada? Bunu sorduk Bakan Bilgin'e. O da şu an çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık dedi ve bu hafta yine kendi aramızda özel bir toplantı daha yapacağız. Bu çalışmayla ilgili son bir toplantı olacak ve çalışmayı da bu hafta son şeklini vereceğiz ifadesini kullandı ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. Yani bu hafta son bir toplantıyla artık çalışma tamamlanacak ve son şeklini alacak Bakan Bilgin'in dün bize açıklamış olduğu, bize yapmış olduğu açıklamaya göre. Yine sözleşmelilerle birlikte konuşulan diğer bir konu taşeronların, yaklaşık 90 bin taşeronun kadroya geçirilmesi konusu vardı. Beraber mi acaba ikisi düzenleme halinde gelecek sorusunu yönelttik. Sadece şu anda önceliklerinin sözleşmeli personel olduğunu söyledi. Önlerinde birçok dosya olduğunu ifade etti ve dosya dosya bunları ele aldıklarını dile getirdi. Ve şu an içinde sadece sözleşmeli personel düzenlemesinin çıkarılmasına odaklandıklarının altını çizdi. Diğer düzenlemelerinde devamında peyderpey yine gündeme geleceğini söyledi Bakan Bilgin. Bir de en çok merak edilen konulardan bir tanesi kapsam konusu ne olacak? Çünkü kamuda farklı türlerde sözleşmeli personeller var. Bu konuya da açıklık getirdi Bakan Bilgin. Bu kapsamın içerisinde sadece kamuda çalışan 4 beyliler olacak dedi. Bu düzenleme sadece onları kapsayacak. Diğer bazı özel sözleşmeli personel var. Onlar bu kapsamın dışında olacak. Biz sadece 4 beylileri bu kapsama dahil edeceğiz ifadesini kullandı. Çünkü 657'ye tabi 4 beylilerin sözleşmeli personel olarak kabulü ve bunların bu düzenlemeye dahil edilmesi üzerine bir çalışma yürütülüyordu. Ve Bakan Bilgin de bu konuda net bir ifadeyle sadece 4 beylileri kapsayacağının altını çizdi. Tabi düzenlemenin içeriği ne olacak? Bununla ilgili gözler artık bu hafta yapılacak son toplantıda ve o toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaşılmasında önce bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak elbette. Onun onayının ardından da bu hafta artık bu düzenlemenin tamamlanmasını bekliyoruz.